infertilite konuşmaya devam ediyoruz. Hastalarımın da bana sorduğu hep özel bir soru var. Biz ne zaman ilişkiye girmeliyiz? Bu konuda bu yumurtlama zamanı nedir? Onunla ilgili bilgi almak istiyoruz. Çok doğru bir noktaya parmak bastın şu anda. Çünkü kadınlar yumurtlama zamanlarını doğru bilmiyorlar. Bu konuda çok bilgili değiliz. O yüzden de bunun fizyolojisini anlatmamız lazım. Hastalarımıza diyoruz ki gebe kalmadan önce kontrole gelin. Evet. En azından zamanlamayla ilgili, işte kullanılması gereken şeylerle ilgili bilgi verelim. Ama şimdi bu bağlamda anlatmak gerekirse, bizim normal şartlarda bir kadının adet siklusu 28 gündür. Yumurtanın büyümeye başlamasından çatlamaya kadar geçen süre her zaman net değildir. Yani bazen 13 gün olur, bazen 15 gün olur. Değişkenlik gösterebilir. Evet, ama her zaman kesin bir süre verilmiyor. Evet, verilmiyor ama yumurtlama oldu. Ondan sonra gebelik için vücut size 14 gün verir. Yani bir spermle karşılaştıysa, gebelik olduysa o zaten devam edecek. Ama gebelik olmadıysa 14 gün kadar rahimin içindeki tabaka bekler. Ve 14 gün ya da 15 gün sonra artık gebelik olmadığına kanaat getirince de biz o yatağa, gebelik için hazırladığımız yatağa atarız. Ve adet görürüz. Yani biz geriye döndüğümüz zaman, adet gününden geriye 14 ortalama gün gittiğimiz zaman yumurtlama zamanımızı buluruz. Çok düzenli adet gören kadınlarda 28 günde bir görüyorsa 14 gün geriye gider, adetini 14. gün yumurtluyordur. 30 günde ise 14 gün geriye gider, 16. Evet. gün. Bu şekilde hesaplarla bunu bilebilir. Ama bu düzenli adet gören kadınlar için tabii ki geçerli. Ama bazen kadınlar 2 ayda, 3 ayda bir adet görüyor ve bunu normal kabul ediyor. Şimdi 3 ayda bir adet görmek normal olamaz. 3 ayda bir adet görüyorsanız her ay adet gören bir kadına göre zaten geride kalmışsınız demektir. Bir de yumurtlama zamanını tam bilemediğiniz için ne zaman ilişkiye gireceksiniz? Evet. Bu nedenle düzenli adet gören kadınlar daha şanslı tabii ki. Diğer türlü bu şekilde uzun sürede bir adet görülüyorsa o zaman mutlaka zaten muayeneye gelmesi lazım. Yumurta atıldıktan sonra da 24 saat canlı kalıyor bir yumurta. Evet, sadece 24 saat. Evet, 24 saati var ayda. Evet. Bir günü var şans olarak. O yüzden o güne denk getirecek şekilde o haftayı sık ilişkide geçirmelerini öneriyoruz. Tabii sizin spermleriniz 72 saate kadar canlı yaşıyorlar. Tüplerde bekliyorlar değil mi? Siz de o şekilde öneriyorsunuz Peki çünkü. Peki orada şöyle bir şey soracağım. Gün aşırı ilişki mi yoksa her gün ilişki mi? Her gün ilişkiyi önermiyoruz. Çünkü spermlerin, sen bu konuda daha net konuşursun. Kalitesi ve işlevi bakımından gün aşırı olmasını biz tercih ediyoruz. Zaten dediğimiz gibi 72 saate kadar yaşadığı için bir gün önceki ilişkideki sperm tüplerde yumurtayı bekliyor. Yani o canlı kalabiliyor. Evet, yumurtanın 24 saati var. Hani düşünebilir insanlar 24 saat o gün ilişki olmadıysa o yumurta boşa mı gidiyor? Hayır, işte spermler yukarıda iyi olanları, sağlıklı olanlar 72 saate kadar canlı kalıp yumurtanın atılmasını bekliyor. O yüzden gün aşırı.